Merhaba arkadaşlar. Bugün Photoshop üzerinden çok basit bir yöntemle yüz pürüzsüzleştirme yapacağız. Bunun için ne yapacağız bakalım. İlk önce fotoğrafı kopyalıyoruz. Ve ben açıkçası hemen hani hızlı yapacağım. Silme işlemiyle vakit kaybetmeyeceğim. Sizce hani amaç olayı kapmak. Siz de kendi fotoğrafınızı da özene özene yaparsınız. Şimdi ben pürüzsüz olmasını istemediğim yerleri siliyorum. Şöyle birazcık hızlı yapacağım. Hadi bakalım. Biraz belki taşırabilirim ama dediğim gibi hani amaç olayı göstermek olduğu için siz yapacağınız şeyde daha dikkatli olursunuz. Evet, şöyle hemen boyutumu küçültelim. Evet. Aslında bunu biraz yakınlaştırmak lazım. Eksikmiş, pardon. Böyle daha kolay olabiliyor. Evet. Mesela ben bunu biraz taşırdım diyelim. Ama hiç önemli değil. Buradan düzenlerde bir adım geri dedik mi eski haline geri geliyor. O yüzden korkmanıza gerek yok. Ben buralarında olmasını istemiyorum. Kirpikleri çok güzel. Fotoğrafı da ben çekmiştim. Evet. Şu burun ve ağzını yapalım ilk önce. Ve bunu pürüzsüzleştirdikten sonra Nick Collection uygulamasından efekt vermeyi düşünüyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şu inci kolyesini de zaten bulanık, şöyle yapalım. Dediğim gibi ben biraz hani lambur lambur yapıyorum. Amaç uygulamayı göstermek. Hadi böyle oldu diyelim. Yine aynı bu şekildeyken filtreyi basıyoruz. Buradan glass uygulama bulanıklığından 2'yi, o 2'yi seçiyoruz. 2.1 olsun. Bunu kendi fotoğrafınızda, çünkü her fotoğraf farklı, ayarlarıyla bakıp oynayabilirsiniz. Bunun da şöyle 12'lerde bırakmak istiyorum ya. Çok da böyle hani yok. Şu anda da gitti. 14 yapayım. Bakalım nasıl olacak. 14'te bırakıyorum. Evet, şimdi eski hali, yeni hali. Eski hali, bakın kırışıklıkları var. Şu ağız falan andı. Bu da yeni hali. Bunu ben birleştirmek istiyorum. Birleştirelim. Tekrar bir kopyasını alalım. Biraz böyle keskinlik olsun istiyorum. Şuradan da yumuşak ışığı seçip hani biraz daha keskin olduğunu düşünüyorum. Şöyle kaldıralım. Gördünüz mü? Kaldırdık, indirdik. Şimdi buradayken bir de Nick Collection uygulamasını bakalım. Eğer hoşuma giden bir uygulama olursa, şu an ben bunu denemesini daha önce yapmadım. Hani şu an doğaçlama yapıyorum. Eğer beğenmediğim olursa yapmayacağım tabii ki. Gözüme güzel gelmeyen olursa.
nasıl bakalım. Tabii ben bunun biraz ayarını da sonra kısacağım. Şu var, şu var. Şunu böyle tozu kaldırsak. Güzel oldu sanki. Şu ortadaki güzelmiş. Şunu da 500 yapalım. Bunu kıstık mı çünkü değişik bir şeyler oluyor. Ben onu istemiyorum. Aa süper, bak bunu çok beğendim. Hem yüzünü de biraz açtı. Bakalım bakalım. Bu uygulama çok güzel. Çok hayat kurtarıyor bence. Evet, geliyor geliyor. Bakalım. Evet. Oo. Bak, eski hali. Oo, çok güzel oldu ya bence. Ha ben çektim diye demiyorum ama. Şaka bir yana, ben çok beğendim. Vallahi beğendim. O zaman biz biraz daha şey yapsak mı mesela, nasıl olacak? Siyah beyaz olduğumda böyle oluyor. Bakın hiç aslında böyle bile kaydedebilirim. Yumuşak ışık yapsak, biraz daha ayarını kıssak, hani nasıl olur acaba? Evet. Bu kadar. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.